Yaşam Pusulası'ndan herkese merhaba. Bugün yayınımızda Beykent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme İngilizce Bölüm Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Osman Altay bizlerle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Merhabalar. Evet, işletme bölümüyle ilgili detaylıca bilgi almak istiyoruz sizden. Öncelikli olarak işletme İngilizce bölümünün amacı nedir dinleyelim. İşletme İngilizce bölümünün eğitim verdiği konularda kalifiye eleman yetiştirmek ve sektörün bu kalifiye, yani sektörün ihtiyaç duyduğu bu kalifiye elemanları sektöre sağlamak öncelikli amacı. Bununla beraber tabii sadece sektör odaklı değiliz. Akademik olarak da akademinin de ihtiyaç duyduğu işletme alanlarında uzmanlığa sahip olan kişileri de yetiştirmek istiyoruz. Peki bu bölümü tercih eden öğrenciler nasıl bir ders yapısıyla ve planıyla birlikte eğitim alıyorlar? Şimdi işletme bölümlerinin zaten kendi içerisinde alt disiplinleri var. Biz bunlara akademik dilde ana bilim dalı diyoruz. Nedir bu ana bilim dalları? Muhasebe finansman ana bilim dalımız var. Yönetim organizasyon ana bilim dalımız var. Ve pazarlama ana bilim dalımız var. Bunlar ana disiplinler, yani ders grupları, derslerimiz bu gruplar altında toplanıyor genelde. Tabii bununla beraber hukuk dersleri veriyoruz, iletişim dersleri veriyoruz, farklı tamamlayıcı dersler de veriyoruz. Ama ana konularımız bunlar. Dolayısıyla bizim bölümümüze gelen öğrenciler bu ana konular içerisinde belli dersleri zaten zorunlu alıyorlar. Bazı dersleri de seçmeli olarak alabiliyorlar. Geniş bir seçmeli ders havuzumuz var. Dolayısıyla pazarlamada uzmanlaşmak isteyen bir öğrenciye biz pazarlama için ek dersleri de verebiliyoruz. İşte muhasebe finansmanda uzmanlaşmak isteyen öğrenciye de aynı şekilde ek derslerle ve temel derslerle beraber bu ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Buna beraber zaten belki soracaksınızdır, erkenden söylüyorum ama İngilizce eğitim veriyoruz. Başka bir sürü de detay var. Onları da şeyimizin, röportajımızın ilerleyen kısımlarında açıklarım ben size. Peki Erasmus noktasında öğrenciler Erasmus programlarına katılabilirler mi? Dil eğitimi alırken ne gibi ayrıcalıklarla bu eğitimi alıyorlar? Bu konuda bilgi alalım sizden. İngilizce işletme bölümümüz İngilizce hazırlık eğitimi veriyor. Şimdi İngilizce lisedeyken İngilizcesi yeterli olan öğrencilerimiz tabii ki muafiyet sınavına girip muaf olup işte direkt derslerine başlayabiliyorlar ama İngilizcesinin yeterli olmayan öğrencilerimize de hazırlık eğitimi imkanı veriyoruz. Dolayısıyla bütün derslerimiz İngilizce olarak veriliyor. %100 İngilizce eğitim veren bir bölümümüz biz. Bunu da önemsiyoruz çünkü yani çağımızda biliyorsunuz ki artık uluslararası bir dil haline aldı İngilizce. Yani belli bir ülkelerin dili de sanki uluslararası konuşma dili artık İngilizce olmuş gibi. Dolayısıyla böyle bir çağda İngilizce bilmeden çok yeterli bir eleman olmak çok mümkün değil. Biz de bunun farkında vardığımız için İktisadi Derbilerin fakültemizin içerisinde İngilizce bölümlerimize de yer veriyoruz. Tabii ki Türkçeyi de önemsiyoruz. Hani biz Türkçeyi atıp da sadece İngilizce önemlidir de demiyoruz. Çünkü Türkçe konusunda da yeterliliklerini sağlayacak dersler de veriyoruz. Hülasa bunu önemseyerek İngilizce bir bölümümüz var. Ders içeriklerimizi dediğimiz gibi sektörün ihtiyaçlarına göre belirliyoruz. Biz paydaşlarımızla, paydaş derken işte şirketlerle, sivil toplum örgütleriyle, iş insanlarıyla sürekli iletişim halindeyiz. Çünkü biz okulun içerisinde tamam en iyi eğitimi vermeye çalışıyoruz ama en iyi eğitimi vermeye çalıştığımız çocuklarımız, gençlerimiz daha sonra o paydaşlarımızın şirketlerinde, kurumlarında çalışıyor olacaklar. Dolayısıyla orada o kurumun ihtiyacı olan kalifiye personel ihtiyaçlarını yine o paydaşlarla beraber belirliyoruz. İhtiyaçları belirliyoruz ve biz onları ders programlarımıza yansıtıyoruz. Dolayısıyla bazı temel şeyler var. Oralardan hani o temel şeyler zaten gerekli. Ama yeni bir gelişme, şimdi ne diyelim, işte e-ticaret çok önem kazandı. Dijital iletişim çok önem kazandı. Orada işte şu tür bilgilere sahip olan insanlara gerek var mesela. Bu geri bildirimi aldıktan sonra biz paydaşlarımızdan onu ders programlarımıza yansıtıyoruz. Sadece bunu mesela ders olarak da vermiyoruz. Yani tahtaya kalkıp da işte çocuklar şu şudur bu budur değil. Bunu pratik etmelerini, tecrübe etmelerini sağlayacak imkanlar da sağlamaya çalışıyoruz çocuklarımıza. İşte seminer programları, staj programları, işte paydaşlarımızla toplantılar, onların okula gelmesi, bizim onları ziyaret ediyor olmamız. Mesela dönem dönem Borsa İstanbul'u ziyaret ediyoruz. Farklı şirketleri, sivil toplum örgütlerini ziyaret ediyoruz. Bankalar Birliği'ni ziyaret ediyoruz. Dolayısıyla bunu hani sadece şey değil, sınıf içi bir eğitim değil de pratiğe de yayılmış,
ne olduğunu mekanında görmeyi de sağlayacak uygulamalarla zenginleştirmeye çalışıyoruz. Peki aslında pek çok detaydan bahsettiniz ayrıcalıklarla ilgili Beykent Üniversitesi'nde bu bölümü okuyan öğrenciler özelinde. Neler eklemek istersiniz? Beykent Üniversitesi'nde işletme İngilizce eğitimi alan öğrenciler sektörle buluştuklarında ne gibi ayrıcalıklar yaşayacaklar? Dil konusunda belli ki çok gelişecekler. Okurken sektörden insanlarla tanışacaklar ve sonrası planları için ne onlar için olumlu olacak? Şunu söyleyebilirim, yani biz Beykent Üniversitesi olarak İstanbul'un göbeğinde, yani şehirle çok iç içe bir üniversiteyiz. Bu bir avantaj. İngilizce dediğimiz gibi İngilizce eğitim veriyor olmamız bir avantaj. Öğretim kadromuz iyi, çok ciddi bir avantaj. Yani hem akademik olarak kendini ispatlamış çok değerli hocalarımız var. Aynı zamanda sektörden gelen, sektörle akademi ilişkisini çok iyi kurabilen hocalarımız da var. Yani ben kendi mesela 20 yıllık bir sektör tecrübesinden sonra akademiye geçtim. Tabii sektörde çalışırken hani akademik süreçlerimi de doktorum vesaire tamamlamıştım. Ama şimdi mesela dersleri anlatırken hep sektörden örnekler verebiliyorum. Yani bu tamam kitapta böyle yazılıyor. İşte bunun hani şeysi literatürdeki açıklaması budur ama siz sektöre gittiğiniz zaman bununla şöyle karşılaşacaksınız, şöyle pratikler yapacaksınız diye. Bu tabii benle sınırlı değil. Bu şekilde hemen hemen bütün hocalarımız sektör tecrübesi olan, proje tecrübesi olan, uluslararası çalışma tecrübesi olan hocalarımız. Hep işte biz kendi aramızdaki toplantılarda bu şeyi taze tutmayı, sürekli çocukları sektörle ilişkilendirebilmeyi önemsiyoruz. Çünkü biz zaten işletme bölümümüz. Yani çok böyle akademik bir bölüm değiliz. Çünkü bizim mezunlarımız bankalarda, işte kamu kurumlarında, işte uluslararası şirketlerde, ulusal şirketlerde vesaire çalışacaklar. O amaçla, o hedefe yönelik yetiştiriyoruz çocuklarımızı. Dolayısıyla sadece böyle akademik bilgiyle yoğun değil, pratiği de hesaba katan bir eğitim vermeye çalışıyoruz. Bu bir avantaj. Dolayısıyla şey bir avantaj, hani biz ders içi, sınıf içi eğitimler dışında da çok fazla öğrencilerimize kendilerini yetiştirebilecekleri imkanlar tanıyoruz. İşte öğrenci dekanlığımız olsun, Beykent TV olsun, halkla ilişkiler bölümümüz olsun. Sürekli hani değişik konularda seminerler, toplantılar. Şimdi mesela bu pandemi döneminde her gün en az 5-6 tane Zoom toplantısı, Instagram'da ayrı toplantı. Dolayısıyla bunlar da çok büyük bir zenginlik. Çünkü üniversite sadece sınıf içi eğitim değil. Üniversite aynı zamanda etkileşim, yani %50'si bir üniversite eğitiminin sınıf içi eğitimse geri kalan %50'si de o etkileşim. O konferanslardaki etkileşim, kulüplerdeki etkileşim. Böylece bir insan gerçek anlamda üniversite öğrencisi oluyor ve üniversite mezunu. Biz bunu okul olarak önemsiyoruz ve çok da iyi hayata geçirdiğimizi düşünüyorum açıkçası. Evet, teoride de pratikte de öğrencileri aslında meslek hayatına adapte etmeleri noktasında çalışıyorsunuz. Çok keyifli. Evet. Peki bir akademisyen olarak bu bölümü okuyan veya bu bölümü tercih etmek isteyen öğrencilere neler tavsiye edersiniz? Bu bölümü okuyan ve tercih etmek isteyen öğrenci, öncelikle şimdi hepimiz şeyiz, tekil bir bireyleriz. Herkesin farklı karakteri, farklı beklentileri var. Öncelikle kişinin kendisini çok iyi tanıması lazım. Bir sorgulaması lazım tercih yapmadan önce. Bizler zaten bu anlatımlarla öğrencilerin, çocukların, aday öğrencilerin en doğru karar vermesini sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü ne olduğumuzu, ne sunduğumuzu onlara en iyi şekilde anlatıyoruz. Onlara kalan kendilerini çok iyi tanımaları. Evet, ben böyle bir bölümde okuyup işte hayallerimi, beklentilerimi, kendi yeteneklerimi en iyi şekilde hayata geçiririm diyebiliyorlarsa lütfen buyursun gelsinler. Biz onlar için en iyisini yapmaya çalışacağımızı söyleyebiliriz burada. Dolayısıyla bu bölümde okuduktan sonra da bence çok şanslarının açık olabileceğini düşünüyorum. Çünkü işletme bölümleri çok fazla bilinmeyen bölümler aslında. Yani işletme deyince böyle tek bir kelime çok şey anlatmıyor. Yani psikoloji belki çok şey anlatıyor ama işletme belki çok şey anlatmıyordur. Ama mesela işletme okuyunca ben muhasebe finansmanında uzmanlaşabilirim, pazarlamada da uzmanlaşabilirim, yönetici olarak insan kaynaklarında uzmanlaşabilirim, kendi girişimimi yapabilirim, işte e-ticaret yapabilirim. Ne bileyim, yani bu tarz şeyleri bildiği zaman, öncesinden bildiği zaman çocukların doğru karar verebileceklerini düşünüyorum. Dolayısıyla biz de bu çabayla anlatıyoruz ve bunun için de yani sürekli kendini geliştiren bir üniversiteyiz ve en iyisini de sunabileceğimizi inanıyorum ve
Yani bu kadarını söyleyebilirim çünkü herkes sonuçta kendi kararını kendi verecek. Çok teşekkür ederiz aktarmış olduğunuz bilgiler için. Ben teşekkür ediyorum. Beykent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme İngilizce Bölüm Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Osman Altay bizlerle birlikte yayınımızdaydı. Beykent Üniversitesi'nde bu bölümü okumanın ayrıcalık ve avantajları üzerine konuştuk. Eğitim dilinin bölüm üzerindeki önemine değindik. Tekrar teşekkür ederiz kendisine. Farklı bir yayında yine üniversitenin farklı bir bölüm tanıtımıyla karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.